Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu'na döneyim. Hoş geldiniz Sayın Alaçoğlu. Şimdi biraz böyle hepimizin anlayacağı şekilde anlattırmaya çalışıyorum hocam. Umarım fazla basite indirgemiyorumdur ama şimdi sosyolojik boyutundan biraz İlyas Topsakal bahsetti. Siz de bize biraz hem Türkiye açısından öneminden bahseder misiniz? İşte ekonomik sebeplerle çıktı. Enflasyon çok yüksekmiş. Yani böyle dar gelirli bir kesimin iktidara karşı bir ekonomik protestosu mu bu boyuta ulaştı? Yoksa az önce söylediğimiz gibi bir demokrasi talebi var. Bunun da etkisi var. Nasıl yorumlamak lazım? İşte az önce İlyas Bey'in de söylediği gibi tabii büyük cüz, orta cüz veya küçük cüzün her biri kendi içerisinde adeta birbirine rakip gibi bir pozisyondadırlar. Bu tarihin en eski dönemlerinden itibaren de böyledir. Söz gelimi 1723 yıllarında Rusların yine küçük cüzü kışkırtarak bir ayaklanma başlattıklarını biliyoruz. Keza 1878'lerde aslında büyük Ulu Türkistan'ın bölünmesinde de çok önemli rol oynuyor bu büyük cüz, orta cüz. Nitekim Doğu Türkistan Çin'in hakimiyeti altına giriyor. Batı Türkistan'da işte bildiğimiz gibi Rusya'nın hakimiyetine giriyor. Tabii burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten o bölgelere gitmiş olan arkadaşlarımız çok iyi bileceklerdir. Şimdi sürekli baskı altında yaşayan ve maddi durumları çok iyi olmayan insanlar var. Haliyle bunları kışkırtmak ve bunları ayaklandırmak çok zor bir şey değil aslında. Hatırlarsanız Kırgızistan'da meydana gelen olaylar da buna benzer türden olaylardı. Tabii dış etkileri ayrıca değerlendireceğiz zannediyorum ama Kazakistan tabii ki Türk dünyası açısından son derece önemliydi. Zira Nazarbayev'in ta başından beri Kazak milliyetçiliğinin bir sonucu olarak başkentini Rusların daha yoğun olduğu bölgeye çekmiş olması, oranın, o bölgelerin Kazak nüfusuyla yoğunlaşması amacını taşıdıklarını o tarihte biliyoruz. Yani Almatı'dan Astana'ya gitmesi o bölgelere Rus nüfusun göç etmesi ve o bölgelerin yine Kazaklar tarafından isyan edilmesine yönelik bir hareketti. Tabii orada çok hatıralarımız var. Başlangıçta Rusya'nın tesiriyle Kazakların kendilerini Türk olarak gördüklerini söylememiz mümkün değil. Özellikle üniversiteden iki bilim adamları Kazakları ayrı bir millet olarak, Kazak lehçesini de Türkçe olarak değil, Kazakça ayrı bir dil olarak nitelendiriyorlardı. Hatta bir hatıram var, beraber seyahat ettiğimiz bir dönemde Kazakça dediler, Türkçe değil, ayrı bir dildir. Ben de o zaman ağacı gösterdim. Siz buna ne dersiniz dedim. Agaç dedi. Aa dedim, Türkçe'ye çok benziyor dedim. İşte atı gösterdim, yılkı falan. Aa, Türkçe ile aynı şeyler, kelimeler kullanıyoruz de şeklinde de böyle bir konuşmalarımız olmuştu. Ama tabii 1994 yılında ortak bir tarih ders kitabı yazalım, ana kaynak bu olsun demiştik. Ankara'da bir Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi yapmıştık. Burada mesela Kazakistan'dan gelen, Özbekistan'dan gelen bilim adamları Türk dilli halklar şeklindeki ifadeleri ötesinde Türk Dünyası kelimesini bile kabul etmiyorlardı. O kadar farklı bakış açıları vardı. Fakat daha sonra bizim oralara gittikten sonra yavaş yavaş bu algı değişmeye başladı. Türk dünyası kelimesini kabul etmeye başladılar. Özellikle de tabii Nazarbayev tarafından ön alınan, ki o tarihte Süleyman Demirel rahmetli Cumhurbaşkanı'ydı. Ben tarih grup başkanlığı döneminde çok o bölgelere gitmiştik. Oralarda
son derece büyük bir işte birliktelik ortaya çıkıyordu. Nitekim onun sonrasında Türk Devletler Topluluğu toplantılar yapıldı biliyorsunuz. Alfabe değişikliği için bir takım çalışmalar yapıldı. Fakat başarıya ulaşılamadı alfabe konusunda. Çünkü Türkiye'de kabul etmedi o tarihte bazı harflerin Türk alfabesine girmiş olmasını. Diğer taraftan tabii Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin baskısından kurtulmuş bağımsızlığını pek nasıl söyleyeyim, kan dökmeden biraz bedava diyebileceğimiz ölçüde kazanmış oldukları için Türk Cumhuriyetleri kendi kurdukları devletlerin haliyle tam olarak işte vatan telakki edilmesini başlatmışta benimseyemediler. Hala Rusya ön planda tutuluyordu, Rusça konuşuluyordu. Hatta kongremizde hep Rusça konuşmak istediler, ben kabul etmedim. Kazakça konuşacaksınız, Özbekçe konuşacaksınız diye ısrar ettim. Gündelik hayatta şu an ne kadar Kazakça konuşuluyor? Şu an aşağı yukarı tamamen Kazakça konuşuluyor halk tarafından. Tamamen Kazakça konuşuluyor. Zaten son olarak biliyorsunuz Latin alfabesine geçiş ve Rusya'nın terk edilmiş olması da buradan kaynaklanıyor. Diğer Türk Cumhuriyetlerde dikkat ederseniz geçen günlerde Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları bir araya geldiklerinde bile Rusça konuşmadılar. Türkçe konuşalım diye karar verdiler biliyorsunuz. Yani tamamen artık Türkçe'ye yönelik bir çalışma vardı. Nitekim bunda Türkiye'de yapılan Türk lehçeleri sözlüklerinin çok büyük etkisi oldu. Çünkü Kazakça diyelim ki göze ne denir, Türkçe ne denir, Özbekçe ne denir gibi bu türden lehçeler, kelimeler arasındaki benzerlik veya farkları ortaya koyan lügatler, sözlükler hazırlandı. Buna benzer çalışmalar yapıldı. Peki yine. Hocam bugüne gelecek olursak, yani birkaç cümle bugüne dair söyleyin, hemen İsmail Hakkı Pekin'e geçeyim. Tarihi perspektif için yine size döneriz ama bugünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün ben aslında biraz farklı bakıyorum işe. Geçen günlerde Lavrov'un bir beyanatı vardı biliyorsunuz. Lavrov Kazakistan'ın Latin alfabesine geçmesini ve Türk milliyetçiliğini sistematik olarak benimsemiş olmasının sonuçlarıdır bu diye ifade etti bu şeyi. Çünkü gerçekten Türk dünyasının ortaya çıkması, yani şöyle söyleyeyim, Türk Devletleri Teşkilatı'nın geçenlerde toplanıp önemli kararlar alması, bu arada ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne Çin'in, ne Avrupa'nın, ne İran'ın, hiçbirinin hoşuna gidecek şey değil. Tabii Rusya'nın da. Dolayısıyla bu hareket ta 1970'li yıllardan itibaren Amerika tarafından, hatta şöyle deniyordu bir dergi, Stratejik Araştırmalar Dergisi'nde 1970'li yıllarda Amerika'da yayınlanan bir makalede 2000'li yıllarda Sovyetler Birliği dağılacak ve burada aynı dil ve tarihe ve kültüre sahip çok geniş bir Müslüman topluluk ortaya çıkacaktır. Yani Türk dünyasından bahsediyordu. Bütün enerji merkezlerinin yer aldığı, geniş zenginlik kaynakları olan bu devletler topluluğu çok büyük bir güç teşkil edecek şeklinde bir ifadeydi. Hatta harita çizilmişti. Bu haritada Türkiye ile birlikte Türk dünyası çizilmişti. Ben o tarihlerde şuna dikkat ettim. Tabii Sovyetler o tarihte çözüleceğini pek düşünmüyorduk açıkçası 70'li yıllarda. Fakat daha sonra hemen Afganistan savaşlarının etkisiyle belki çok daha öne alındı. 92 yılında Sovyetlerin çözülmesiyle birlikte hakikaten Türk dünyası çıktı ama bizim de başımıza gelmedik kalmadı Türkiye'de biliyorsunuz. PKK'nın işte Asalan'ın çıkması, sağ sol çatışmaları, işte bu PKK meseleleri, bunların hepsinin ortaya çıkışı ve Türkiye'nin enerjisini daha çok bu alanlara sarf etmesi, yani 80 milyar dolarlardan 30-40 bin insanın hayatını kaybetmesine kadar olan meseleleri göz önüne alırsanız aslında gerçekten bu coğrafyada bir araya gelebilecek böyle ayrı bir gücün zannediyorum ki dünyada hem ekonomik hem de siyasi olarak büyük etkileri olacaktır diye düşünüyorum ve bugün ortaya çıkan bu
hadiseler içerisinde bunun da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.